I want to remind you to listen and obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Fight hard, fight clean. Good luck to both of you. Sıkıma, temiz bir maç yapın dedi. En önemli konu bu. 1993'te Roy Jones'a kaybettikten sonra tam 12 yıl boyunca 2005'teki Kermit Taylor maçına kadar tam 12 sene hiç kaybetmedi. Bu dönemde dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak kabul edildi. Hopkins, B-Hop. Gong sesiyle birlikte mücadele başladı. İlk round'dayız. 12 round'luk maçın ilk round'undayız. Joe'dan bir sağ kroşe girişimi vardı, boşa gitti. Başlar başlamaz bir sarılma söz konusu. Kolunu kaptırdı, hakem ayırıyor. Jack Rees. Nazım Richardson, Bernard Hopkins'in buralara gelmesinde çok büyük katkıları var. Onun açıklaması şuydu: umarım 68 maçlık kariyerinde hiç knockout olmayan Bernard Hopkins kariyerini sırtı yerde bitirmez açıklamasında bulundu. İlk roundda iki boksörün de açık maç yapmadıkları ortada, birbirlerine sarılıyorlar. Aparkat denemesi var. Greco boksa döndü. Daha ilk round'dan. Aparkat vuruyor şimdi Bernard Hopkins. Müthiş bir aparkat geldi. Sol direkt denemeleri var. John Smith. Boşluğundan yakalamaya çalıştı. Hopkins köşede sağ direkt yolladı. İkisi de düz guard boksör. Hopkins 51 yaşında. ...27 yaşında... rakibi kendisinden 24 yaş küçük. Sağ direkt Kovalev'e 12 round dayanmayı başarmıştı. Sağ kroşe geldi şimdi. Sol kroşe geliyor. Joe Smith sol kroşeyi vurdu. İyi yakaladı. Joe Smith sol direkte önünde tuttu. Bir sol kroşe daha geliyor. Hayatının en ağır nakavtunu yaşayacaksın demişti asıl toplantısında. Sol direkt ne kadar acımasız olduğumu herkes görecek demişti. Watch your elbow, Joe. Watch your elbow. Stop. My break. Step away from the side. Burn, let him go. Stop punching. Burn, let him go. Bir gazetecinin zor durumlarda bırakacak mısın sorusu üzerine söylemişti bunu. Gong çalıyor ve köşelere geçiyorlar sevgili izleyiciler. Kızı ekranlarda Bernard Hopkins'in. İlk round Joe Smith'in. Özellikle kroşe yumruklarda Bernard Hopkins gerçekten sert kayaya çarptığını anlamış durumda. Kovalev'in de antrenörünü yapıyor. Jackson. John David Jackson. Bernard Hopkins'in maç içinde çok sağlam bir aparkatı vardı. Akılda kalan. Bakın bu karaciğerden çeneye çıkışı ders niteliğindeydi Joe Smith'in. İkinci round. Sol kroşe. On yıl, iki ay, 18 gün boyunca dünya şampiyonu olarak kalmış bir boksör. Bir hop. 20 kez şampiyonluk kemerini korumuştu.
Hopkins. Karnına darbe alıyor şimdi. Fonfara'dan daha çok dayandığı kesin şu anda Joe Smith'e. İkinci rounddayız. Sol koşa geldi. Ben bu maçın sonunu Hopkins için çok hayırlı görmüyorum açıkçası. Kafa kafaya çarpışmalara dikkat edin dedi hakem. Evander Holyfield. ...50 yaşında maça çıkmıştı Brian Nielsen'de. Sert bir darbe midesine. Joe Smith bastırıyor. Yüzünde bir deformasyon oluştu kafa kafaya çarpışmalardan dolayı. Joe Smith Jr.'ın. Bu maçın durumunu ne kadar etkileyecek? Devam ettiriyor. Joe Smith. Sağ direkt yedi. Müthiş bir sağ direkt. Berdah Topkis'ten. Joe Smith müthiş bir direkt yumruk aldı. Sol direkt geliyor. Sol direkt tekrar. Sağ direkt. Arkasından bir tane daha sol. Bernard Hopkins yine sağ direğini uzattı. İkinci round'un son tokmak sesi. Joe Smith sol direklerle yanaşırken round'u tamamlıyoruz. Durdu durdu. Öyle bir direk yumruk vurdu ki Bernard Hopkins. Çok şaşırtıcı bir yumruktu bu. Angle that shoulder out front. Alright, don't walk to his right hand. You gotta move the other way. Keep that left hand up. Alright, bend those knees. Move your head. Don't stand straight up. Don't be straight up. I'm straight up. You're walking him down, man. You're going right into his trap. Alright? Accidental butt. Yeah. It's a butt. Accidental. Come on, they're both moving in. Very small. Gerçekten sıkı bir mücadele. Bugün B-Hop'u yenmesi halinde önümüzdeki yıl bir dünya şampiyonluk maçına çıkması kesin gibi. Bakın kafa kafaya çarpıştıkları an da buydu. Kaşı böyle açıldı. Ortaokulda başladı boksa Joe Smith Jr. Sean Mosley bugün antrenman yaptıkları salona gelmiş. Sean Mosley efsane boksör. Tüm çocuklarla eğlence maçlı sparring maçı yapmıştı. O gün sparring izleyenlerden birinin anlattığı hikayeye göre Joe Smith Jr. 13 yaşındaki o haliyle Sean Mosley'i knockout etmeye çalışmış. Bu duruma Mosley hayli şaşırmış. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Sean Mosley Oscar De La Hoya'yı yenmişti. Joe Smith. Sol direkler deniyor. İplerin o bölgede sürekli dolaşıyor. Bernard Hopkins. Sağ koşa vurdu Bernard Hopkins şimdi. Gözü çok kara bir boksör. Gözü kara boksörlerden bir tanesi Joe Smith. Şimdi seyircilerimizden birçoğu şunu yazıyor olabilirler. Sosyal medyama şu anda çok bakmıyorum ama 51 yaşındaki adamı yenemiyor daha gibi açıklama yapanlar mutlaka vardır. Bakın bir hop dediğiniz zaman akan su durur boksta. Joe Smith 22 maçta bir mağlubiyeti var sadece.
Hopkins iplerde. Yaklaştırmıyor rakibi yanına. Yaklaştığı anda da bir şekilde rakibi bozuyor. Sarılarak ya da iterek ya da direkt yumruklarla kendisini maçın içinde tutmaya çalışıyor Bernard Hopkins. Hopkins sol direk aldı şimdi. Hemen sol direklerle cevap veriyor. Sağ kroşe girişimi var Joe Smith'in. Tekrar sol direk. Aparkat. Sol direk. Bernard Hopkins köşede. Mideye uzandı Joe Smith. İrlanda kökenli boksör. Karaciğerden çenesine çıkmıştı. Sol direk tekrar. Bir sol direk daha geliyor Joe Smith. Bernard Hopkins'in Babus Shimenov'u indirdiği o sıçrayarak sağ direkleri, sol direkleri gerçekten çok etkili. Üçüncü rahatta son saniyeler. Sağ direk geldi, sol koşadan kaçıyor Joe Smith. Üç round geride kaldı bile. Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Eğer bu maç 12 round çok rahat bir şekilde, çok başarılı bir şekilde tam istediklerini yaparak ayrılırsa Bernard Hopkins, kaybetse bile benim adım Bilgehan'sa bir kez daha maç yapmak isteyecektir Bernard Hopkins. Come on man, we gotta stop here and hurt you, right? We gotta stop. Keep your hands up, keep your chin down. No, you got it. 50 yaşında Brian Nielsen karşısında bir unvan yoktu o maçta. Çıkmıştı. Evander Holyfield burada da 51 yaşında ve uluslararası şampiyonluk kemeri için ringde bulunuyor Bernard Hopkins. 2013 yılında Tavoris Claude'u yendiğinde IBF hafif ağır fikret dünya şampiyonu oldu. O tarihte 46 yaşında dünya şampiyonu olarak tarihin en yaşlı şampiyonu unvanını almıştı Bernard Hopkins. Daha önce rekor 45 yaşında dünya şampiyonu olan kimdi? George Foreman'dı. George Foreman 40 maçta 40 galibiyetle Muhammed Ali'nin karşısına çıkmış ve kaybetmişti. Uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada knockout olmuştu 8. round'da Foreman. Ama 45 yaşına geldiğinde dünya şampiyonluğuna imza atmıştı. Bu rekoru geçen isim Bernard Hopkins oldu 46 yaşında. Şimdi o şampiyonluktan 5 yıl sonra bir jübile karşılaşmasında. Ama resmi bir müsabaka. Hani jübile maçları futbolda böyle resmi maçlar olmaz ya hazırlık maçı niteliğinde. Bu öyle değil, bu resmi maç. Sol direkle uzanıyor Bernard Hopkins. Sağ kroşe geldi. Joe Smith sağ direkleniyor, sol direk. Bir boşluğundan yararlanmak niyetinde. Sert bir darbe geliyor. Sol direk denemeleri var. Sağ direk, sol koşa. Stop, stop, both of you stop. Stand up, stop hitting the kidney. Stop, both of you. Joe Smith, WBC'de 2 numarada, WBA'de 5 numarada ve WBO'da 12 numarada yer alıyor sevgili bokseverler. Bernard Hopkins tabii ki dünya sıralamasında ilk 15'te yer almıyor. Sağ direk. 2014'ten beri maça çıkıyordu. 1,5 senedir yaklaşık. Sadrek en son Kovalev maçındaydı. Soldrek Sadrek'ten kaçmayı başardı. Tam 2 yıl diyebiliriz aslında. 2 yıldır ringlerde yoktu.
Hopkins sol direk yedi. Ama bu yoklama niteliğindeydi. Sağ kroşeden kaçıyor. Karnına bir darbe. Pull your arms up, Burn. Let him go with your right hand. Let your right hand off his elbow. Sağ kroşe iki tane sert. Sol direkler deniyor tekrar Joe Smith. Bernard Hopkins tecrübesiyle iyi direk yumruklar isabet ettirdi. Round'un sonlarında. Başarılı bir performans. Good round. Good round. Bu maç hakkındaki düşüncelerinizi mbilgehandemir Twitter adresime mention yaparak gönderiniz. Bu maç hakkındaki görüşlerinizi 51 yaşındaki Bernard Hopkins'in bu çılgınlığı nasıl yaptığıyla alakalı fikirlerinizi de merak etmiyor değilim. You fight your face now. You do what you want to do. You put in a shot like that. Give me some more body shot. One is back. Twitter'da @mbilgehandemir, Instagram'da @bilgehandemir ve Facebook'ta @bilgehandemir76. Buralardan takipleşebiliriz. Hey Joe. Hold it up, hold it up, hold it up. Larry, you gotta move it, man. You gotta move it. Turn around, turn around, turn around. Let's go, box. Biraz ringi geç terk edince Jack Reese. Hadi adamım ne bekliyorsun orada der gibi. Biraz serzenişte bulundu Amerikalı hakem. Yeşil siyah, siyah şortuyla Joe. Siyah mavi şortuyla Hopkins. İki tane sol kroşe. Sağ kroşe mükemmel. Tamam anlamıyla mükemmel bir boksör. 51 yaşında döktürüyor adeta. Padrek. Kaldıra sert darbeler sol kroşe. Keep going, Burn. Sağ kroşesi boşa gidiyor Joe Smith'in. Aparkat. Watch your head, Joe. Harika bir performans. Beşinci round. Ponti garanti derim ben buna. Hopkins'e gidiyor. All right, stop, stop. My break. Step away from each other. Sol direk attı. Ayaklarına, adımlamalarına bakıyor. Bernard Hopkins sol direk sağ kroşe. Durumu toparladı. Bernard Hopkins. You're holding now. Sol koşa geliyor Joe Smith'ten. Joe Smith 1.83 boyunda. 1.85 Bernard Hopkins sağ koşa geldi. Sol vurdu. Joe Smith çok sert darbelerle gidiyor üzerine. Sol direk sağ koşa. Hopkins ağır yumruklar aldı. Sol direk. Bu yaşında Joe Smith'i diz çöktürürse plaket yaptırmak lazım. Hopkins, Hopkins sesleri tribünlerde. Beşinci rauntta son saniyeler. Joe yaklaştı. Sol koşeyi vurdu. Sağ da vurdu. Sonlara doğru toparlandı Joe Smith. Ama round'un ağırlığı Bernard Hopkins'teydi. Özellikle iki kere arka arkaya muazzam bir kombinasyon yakaladı rakibinin önünde. Don't get lazy, man. Don't get sloppy, right? Alright? Listen to me. Take a break. Don't get sloppy. Don't get too relaxed. All right? Keep that left hand up. Put your shoulder out front. You're winning this fight. You're beating the shit out of him.
Şimdi maça bakıyorum da, bakın Mustafa Kroşe ile yıkılmamış Bernard Hopkins var gücüyle vurduğu halde. Ama diğer tarafta Hopkins'in gücü John Smith'i etkilemiyor. Aslında Hopkins'in indirici yumruklar vurduğunu söyleyebilirim. Ama yıllar gücünü biraz alıp götürmüş. Eski Hopkins bu yumruklarla yerden kaldırmaz rakibini. 32 nakavtu var şu ana kadar. Joe Smith. Sol köşe. Bakın sağa da denedi. Bernard Hopkins. Köşeye sıkışır gibi oldu. Gardını aşağıda tutan bir boksör. Kariyerinde çok çok ünlü isimlerle maçlar yaptı. Joe Smith tekrar bastırıyor. Sağ kroşe. Aparkat. Sağ kroşe tekrar. Bernard Hopkins. Pür dikkat rakibinin direklerini süzüyor. Sol direk tekrar. Sağ direk boşa gidiyor. Aparkat denedi. Aynı şekilde Bernard Hopkins de Joe Smith aparkatla uçtu. Sağ direk, sol direk. Çok net darbeler. Joe Smith iyi yakaladı. 6. round'dayız. Hopkins çok soğukkanlı. Sol koşa vurdu. Sol direk. Tecrübesiyle o fırtınayı atlattı gibi. Böylesine bir boksör karşısında, taş gibi bir rakip karşısında, 51 yaşında 6. raundu tamamlamak üzere. Sadrek. Wow. İşte bu yumruklar Bernard Hopkins'in efsaneleşmesine sebep oluyor hala. Sol direk. Çok güzel bir yorum var. Bunu açıkçası sevgili izleyiciler söylemeden geçemeyeceğim. Pek yorumlar okumam ama Hamza Elif adlı bir arkadaşımız demiş ki Joe Smith 51 yaşında bastonla gezer ama Hopkins maç yapıyor demiş. Güzel bir yorum. Good. So he's looking to try to take you deep, man. Stay busy. Don't play his bullshit. Right? You beat every round. You lost round seven. Right? Seventh round. But you could do this. Very good work. All you do is follow him in the ring, but all right. Pozisyonlar tekrar tekrar ekranlarda. Yedinci round başladı. Joe Smith'in köşesinde Bernard Hopkins seni son roundlara çekmeye çalışıyor. Sakın buna izin verme dedi. Hopkins.
kroşe geliyor. Joe Smith. Oyun kurmakta gerçekten çok zorlandı ve sağ kroşesi çok etkiliydi. Stop. Nobody punch. Separate. Box dışından New York'ta Long Island bölgesinde inşaatlarda çalışıyor Joe Smith. Klitschko'nun eski rakiplerinden Brian Jennings de böyleydi, hatırlayacaksınız. Anlatmıştım hikayesini. Bildiğiniz inşaat işçisi Joe Smith Jr. Kariyerine boksa devam ediyor ama normal hayatta da inşaatlarda çalışmaya devam ediyor. Sol koşe. Sağ koşe. Sağ direk vuruyor. Karaciğerinden yakalamaya çalıştı. Anında kapandı. Joe Smith maskeye devam ediyor, sol direk. Tekrar sol direk. İterek köşeye sıkıştırdı. Bernard Hopkins. Sol direk iki tane arka arkaya. Tekrar sağ kroşe. Solu tutturamadı ama. Hopkins. Çok iyi sağ kroşe vurdu tekrar. Köşeye sıkışmasına rağmen harika kontralar vuruyor. Bernard Hopkins şimdi yumruk kombinasyonuyla cevapladı bunu. Sol direk. Sağ direk, Joe sol direk sağ kroşe. Yine yüzünü sıyırdı geçti. Çok iyi bir saat çıkarttı. Bernard Hopkins'in sakalları da şöyle okşayıp geçti diyebiliriz. Sekizinci round için hazırlıklar yapılıyor. Deep breath. Keep walking around that ring for me. Keep walking around that ring. Cennet takaplı boksör. Bakın 1988'de boksa başladı. Joe Smith 1989'da doğdu. Yani Bernard Hopkins boksa başladığında Joe Smith dünyada değildi daha. Sol direk denemeleri var. Joe Smith. Tekrar peşine düştü Bernard Hopkins'in. Hopkins'e bir sol koşe denemesi yaptı. İndirici sağını vurmadı henüz. Sol direk. Sağ kroşesini savurdu. Şimdi bakın ringin dışına düştü. İnanılmaz bir darbe. Ve Bernard Hopkins ringin dışında sevgili izleyiciler. İterek düşürdüğünü gösteriyor hakemlere Bernard Hopkins. Bakalım hakem neler söyleyecek. 8'e kadar sayıp içeri girmesi lazım. Sevgili izleyiciler, Jeff Reyes İçeriye bekliyor Bernard Hopkins'i. Kafası yere çarptı. Şimdi bir doktor kontrolü olacak mutlaka. Ringin dışına fırlattı. Tekrar pozisyonu izleyeceğiz. Şimdi merdivenlere oturdu sevgili izleyiciler. İçeri girenler var. Maçın akıbetini merak ediyoruz. Hakem sayar. Geri dönemezse biter.
zaten bunu iterek düşürdüğünü belirlerse hakem içeri gelmesini bekleyeceklerdi mutlaka. Çok enteresan bir pozisyon yaşıyoruz. Ringin dışına düştü. Orada yaşadığı kombinasyon sırasında. Gittiğini söylüyor sevgili izleyiciler. Yürüyebilir misin diye sordu. Bilmiyorum dedi. İşte bakın. Ayağa kalktı. Çok fena düştü aşağıya. Ringlerin ipi dört ip. Bakın orada. O dört ipin arasından aşağıya düştü. Joe Smith ringin içinde. Pozisyonu tekrar göremedik ama bir türlü. Yürüyemiyor bakın. Hey guys, make some room. Watch out. Watch out. Maçı bırakabilir, maçı bırakabilir sevgili izleyiciler. İşte tekrar izleyeceğiz. Burada aldı. Bakın. İşte pozisyon bu. Düştüğü an bu. Yumruk kombinasyonları. İtme var mı yok mu? Kararı tamamen siz değerli seyircilerimize bırakıyoruz. Kameramanın hemen yanından aşağıya düşmüş vaziyette. Bakın burada bir sağ geliyor. Sol arka arka yumruklar ve bu yumrukla ringin dışına fırlatıyor Joe Smith. Bu da hakemin kamerası. Sevgili izleyiciler, maç bitti. Joe Smith'in ailesi büyük mutluluk yaşadı. Eşi olmalı ekranlardaki. Bu da kız kardeşi. Karşılaşmayı kazanıyor Joe Smith sevgili izleyiciler. Maçın başında ikinci round herhalde. Sonunu hiç iyi görmüyorum Bernard Hopkins'in demiştim. Bunu da hiç beklemiyorum açıkçası. Suffered an injury, therefore we declare your winner by TKO victory. He is still WBC International Light Heavyweight Champion, the Beast, Joe Smith Jr. Son maçında knockout oluyor sevgili izleyiciler. Nazım Richardson, ringde onu sırt üstü yerde görmek istemem demişti. Son maçında ringin dışında sırt üstü yerde kaldı. Bu da çok ilginç bir anekdot olarak tarihe kazınacak. Uzun yıllar unutulmayacak bir maça imza attıldı. Max Kellerman bir röportaj hazırlığı içinde Joe Smith'le. Bakalım neler söyleyecek. Çok merak ediyorum ben de. Birazdan Avni Yıldırım'ın Miami'deki Dünya Boks Konseyi'ndeki röportajını, Tony Bellew, Callum Smith'in NTV Spor'a yaptığı röportaj ekranlara gelecek sevgili izleyiciler. You've become the first man to knock Bernard Hopkins out. Hopkins'i knockout eden tek insan olarak tarihe geçtin. Tebrik ediyoruz.
Neler söyleyeceksin? Dünyanın en iyi boksörlerinden bir tanesini de karşı karşıya geldim. That the last fight of Joe Lewis's career is knocked out of the ring and stopped by Rocky Marciano. Let's take a look at what happened. Describe it to Joe me. Joe Lewis'in son maçında da böyle olmuştur. Rocky Marciano onu knockout etmişti diye sordu. What do you see, Joe? Well, I seen he kept, you know, every time I threw the right hand, I seen him dropping his left. So I paused my jab out there for a second and I threw the right hand. Ne zaman sağ vursam solunu indiriyordu. Ben de bunu değerlendirdim diyor. So I know I seen he was going out and I landed that left hook at the end there, you know, to finish the job. Were you aware that you had 20 seconds to get back in the ring? That's the rule in boxing. A lot of people are unaware. It seemed maybe that Bernard didn't know. Were you aware he had 20 seconds to get back in? Yeah, I knew he had time, but man, I hit him with four or five. 20 saniye içinde ringe dönme kuralını biliyor muydun? You know, I didn't expect him to get up, but you know, he's a evet, true champion, and I knew, you know, if he didn't get injured, he would be back in here to put on a great show for everybody here. I imagine it's a tough spot for you to be in. You said you're a regular guy fighting for a better life, and here you come in, you get the job done, you knock out Bernard Hopkins and do what you tried to do, but you heard before a smattering of boos. Because you sen ruined onu nakavt ettin ama maç içinde de birkaç defa Bernard Hopkins seni çok zor durumlara like right I mean, you know, maruz bıraktı. Başta yuhalamalar da duydun. Çünkü bir hop taraftarları you know, için geceyi mahvettin. I mean, it was either my career was going to end and his career was going to end, but I needed mine to ya onun continue. Kariyeri güzel bitecekti which, ya da benim kariyerim kötü bitecekti. I don't know anybody they got for ya me. Ya da güzel you know, devam edecekti. You know, İkisinden biri olacaktı. Ben üstüme düşeni yaptım and, diyor açıkçası. I'm very excited that I got to fight. You know, I'm just böyle bir maçta olmaktan dolayı gerçekten çok büyük heyecan duydum aslında. Artık spor salonuna gidip çalışmaya devam edeceğim. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Irish American showdown that would play big in that neck of the woods. What are your thoughts about that? I'm with it. I'm Sean Monaghan'la maç yapmak ister misin? İki New York boksörüsünüz. Really love to see it. Congratulations Joe on a tabii herkes bunu win. Görmek istiyor. Neden olmasın dedi. No else has been able to do. I just want to give a shout out to all my fans, friends and family that are out here. My girlfriend here Kelly, my father home watching and all my Long Island fans. Thank you for watching and bringing the title home. Sean Monaghan'la maç yaparsa 28-0'lık bir rakiple karşı karşıya gelecek. Gerçekten çok usta bir boksör.